Rockefeller oldu. Çünkü Rockefeller, çünkü Carnegie aşırı zengindi. Çok paraları vardı. Kendi şirketlerine yeniden yatırım yapmaları bir şey kazandırmazdı. Yatırım için yeni şeyler arıyorlardı. Rockefeller, Kuzey Minnesota'daki büyük demir cevheri yatağını öğrendi. Çelik üretimindeki asıl maddeydi bu. Rockefeller çelik işini biraz biliyordu. Ama kesin bildiği şey Andrew Carnegie'nin dünyanın en büyük çelik üreticisi olduğuydu. Bu eski rakibini kendi oyununda yenmek için iyi bir fırsat olabilirdi. İyi işleyen ve iyi işleyen diğerleriyle rekabet eden bir şirketiniz varsa öne geçmek için fikirler geliştirirsiniz. Bunları yapabilirler. Ben de bunları yapabilirim diyebilmelisiniz. Bu çok karmaşık değil aslında. Rockefeller bir aptal. Neden? Endişelenmemiz gerekir. Hayır. Demir cevherini her yerden alabilirsin. Medabi madenlerinden gelen toz gibi cevher eritme ocaklarını tıkıyor. Hiçbir çelik üreticisi oradan almak istemez. Ancak Carnegie yanılıyordu. Çelik üreticileri demir cevherini nasıl kullanacaklarını hemen çözdüler. Ve Rockefeller derhal Carnegie'nin rakiplerine cevher tedarik etmeye başladı ve düşük fiyatla. O dönemde Carnegie için çalışmış, çelik yapımından anlayan ve biraz para bulursam belki ben de kendi çelik şirketimi kurarım ve fiyatı Carnegie'ninkinden biraz düşük tutarsam müşteriler çeliği benden almak ister diye düşünen pek çok kişi vardı. Rekabet kızışırken Carnegie'nin müşterileri onu terk etmeye başladı. Etkileri yıkıcıydı. Sadece aylar içinde Carnegie'nin kârı hızla düşmeye başladı. Zafiyeti sezen Rockefeller, cüretkâr bir entrika hazırladı. Andrew Carnegie'nin kurduğu her şeye rakip olacak bir çelik fabrikası kurmaya karar verdi. Carnegie buna izin vermemesi gerektiğini biliyordu. Carnegie yerini hiç kimseye bırakmamakta kararlıydı. Carnegie yeni fabrikalar kuracaktı. Eğer Rockefeller çelik işine girerse onu yok edecekti. Carnegie Rockefeller'ı korkutarak çelik işinden uzak tutma ümidinde bir toplantı düzenledi.